Evet, bazen kortizon da konulabiliyor. Her halükarda yani çok gereksiz. Kolajeni kremle alamayız yani. Dediğim gibi büyük bir molekül. Yani nasıl bunu şey yapıyorlar, hala bize yutturuyorlar anlayamıyorum. Büyük bir molekül yani mümkün değil ki cildimizden geçebilsin. Geçemez. Derimizi geçemez yani. Derimizi geçip de gidip o bağ dokusuna yerleşmesi mümkün değil. Peki kıl ışıklığı engelleyebilir miyiz ya da yaşlanmayı? Evet, kesinlikle bu mümkün. Bunu yapabiliriz. Kolajeni alabiliriz. Ama direkt kendisini değil de bağ dokusunun ürettiği şekilde alabiliriz. Yani düşünün, bağ dokusu kolajeni ne üretiyordu? Fibroblastlar üretiyor. Fibroblastların o proteini üretmesi için öncü maddelere ihtiyaç var. Biliyorsunuz ki proteinlerin hepsi amino asitlerden üretilir. Eğer esansiyel olan amino asitler ya da kolajenin içerisinde bulunan amino asitler vücudumuzda yoksa kolajeni üretemez. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Vücuda o amino asitleri vermemiz gerekiyor. Nasıl verebiliriz bunu? Bunu yiyerek verebiliriz. Yani kolajenli şeyler tüketebiliriz. Mesela kolajenler de var. Belki kolajen haplarının faydası olabilir ama ben suni hiçbir şeyi sevmiyorum. Yani sentetik üretilmiş, fabrikalarda üretilmiş kolajen haplarının da çok faydası olacağına inanmıyorum. O yüzden direkt kemiği kaynatarak, kemiği kaynatıp ne yapıyorsa o jelatin kısmı çıkıyor ya, işte kemik suyu. İşte o kolajenin ta kendisidir. Yani bu jelatinleşme yapan şey kolajendir zaten. O kolajeni alabilirsiniz, kemik suyunu kaynatıp çorbalara koyup. Yani bol bol et tüketebilirsiniz. Ette kolajen vardır. Etin özellikle yağlı. Biz sevmeyiz ya, ayırırız böyle etin üstündeki o yağlar. Onu deriz yani, hiç güzel değil. Böyle şey geliyor insana. Bazı sert olur, kıtır kıtır olur. Onları hiç sevmeyiz. Aslında işte onlar kolajen. Bağ dokusudur orası. Etin piştikten sonraki üzerindeki o şey kısım, deri gibi görünen kısım aslında bağ dokusudur. Oralarda bol bol kolajen vardır. Onları yediğimiz takdirde vücuda kolajeni yapmak için gerekli amino asitleri vermiş oluruz zaten. İşte gençleşmenin sırrı oradan geliyor. Evet, tabii ki sorabilirsin. Baştan almayacağız. Yok, zaten şeye kadar gelmiştik. Hücrenin gömülmesine kadar. Hani blastositler vesaire vardı ya. Onun için oraya kadar gelmiştik. Şimdi ikinci haftayı anlatacağız. Embriyolojide hafta hafta. Siz gün gün şey yapın. Yazarken, çalışırken embriyolojiye nasıl çalışacaksınız? Gün gün yazacaksınız. Birinci gün ne olur? İkinci gün ne olur? Üçüncü gün ne olur? Böyle teker teker yazmanız lazım. Biz şu an altıncı güne kadar geldik. Altıncı günde artık hücre endometriyumla, yani rahmin içerisindeki endometriyumla temas etti. Bundan sonra artık rahiminin içerisine gömülecek. Altıncı gün demek zaten bir hafta bitmiş demek. Tekrar mı istiyorsunuz? Hadi kısa bir tekrar yapayım, size dayanamadım. Hemen tekrarlayalım o zaman. Neyi, sınavla ilgili bir şey dediniz, bakayım ondan sonra. Ha, şey yapayım bir de, sizin sesinizi açayım. Unutacağım. Bunu her zaman rutin olarak yapmamız lazım. Evet, histolojin sorularının içerisinde olur embriyolojide. Ayrı olsa daha iyi bence. İki derste tamamen ayırmak gerekiyor aslında. Birbiriyle ilişkili ama ayrı şeyler. Bu kadar küçük müydü ya? Sanki daha büyük diye hatırlıyorum. Bunlar nedir? Siz görüyorsunuz değil mi? Bakayım. Tamam, güzel. Evet. Şimdi baştan başlayalım. Embriyoloji dediğimizde neyi söylüyorduk? 280 günlük gebelik süresinin ilk 60 gününe embriyoloji diyorduk. İlk 60 günlük süreye embriyonun gelişimini pardon, nasıl toparlayayım? İlk 60 günlük süredeki gelişen bebeğe embriyo, bundan sonraki kısımda fetüs adını veriyorduk.
embriyolojide ilk bu gelişimin 60 gününü inceleyen bilim olarak adlandırıyorduk. Evet. Bütün bunları göreceğiz. Fertilizasyon vesaire hepsini göreceğiz. Ama gelelim gelişimin birinci haftasına. Evet. İlk önce yumurta ve sperm birleştikten sonra ve tek bir hücre yani zigot oluştuktan sonra bu embriyolojinin sıfır noktasıdır. Yani birinci günüdür. Bundan sonra artık birinci günde bu tek hücreli yapı ikiye bölünür. Mitoz bölünmeyle. Seri ardına mitoz. İki tane hücre oluşur. Birbirinin aynısıdır. Bazen işte bazı durumlarda bu iki hücre kendi aralarında bölünerek aynı zar içerisinde ikizleri oluştururlar. Mesela yapışık ikizler. Bu şekilde meydana gelir. Biz bu iki tane hücrenin her birine blastosit diyoruz. Yani şu bir hücre blastosittir. İki tane blastosit var şu an bunun içerisinde. Şu etrafındaki kılıf da zona pedusuladır. Hani yumurtanın da etrafında, zigotun etrafında bulunan kılıftır. Daha sonra hemen ikinci günde dört hücreye yani bir daha mitoz geçirir. Ondan sonra dört hücre oluşmuş olur. Bu ikinci gündeki hücre yığınına dört blastomerli evre diyoruz. Dört tane blastosit olduğu için dört blastomerli evre. Yine daha 2,5. günde, şuradan göstereyim, bunun şekli yok burada. 2,5. günde yeniden ikiye bölünürler. 4 ikiye bölünürse ne olur? 8 hücre oluşur. 8 hücre, burada 9 diyor ama 8 hep çift katlar şeklinde devam eder. Çift katlar şeklinde devam eder. 8 hücreli blastosit oluşur. Şimdi buradan bir bebek oluşursa, iki ayrı bebek, tek yumurta ikizleri dediğimiz olay gerçekleşir. Yani bu bir bebek oluşturur, bu bir bebek oluşturur, ikiz bebek oluşur. Dörtlü blastositten gelişirse, her biri ayrı ayrı gelişirse dördüz oluşur. Sekizliden gelişirse sekiziz oluşur. Ama dikkat ederseniz hep çift katlar şeklindedir. Peki nasıl oluyor da üçüz beşiz oluyor? Onlar bu dört tane hücrenin biri öldüğü zaman oluyor. Tamam mı? Normalde dördüz olması gerekirken 300 oluyor. Yani aslında embriyolojide çift çift gider ama bir tanesi öldüğü zaman 300 öyle oluşur. Yani yoksa 2+1 şeklinde oluşmaz hiçbir zaman. Evet, 2,5. günde de 8'li hücre oluşuyor. Sonra 8 2'ye bölünürse ne olur? 16'lı hücre oluşur. Bu 16 tane hücre 3. gün oluşan hücre yığınına marula diyoruz biz. Şurada görüyorsunuz. C şeklinde olduğu gibi. Bu marula diyoruz. Neden? Çünkü marula Latince'de üzüm salkımı demek. Üzümsü bir görüntü var. Üzüm gibi. Üzümlerin nasıl böyle tane tane olursa, bunların da her birinin küre olduğunu düşünürseniz böyle küre küreğimsi bir görüntü oluşuyor. Marula evresi. Üçüncü gün 16 hücre ve marula evresi. Bunu unutmuyoruz. Sonra bu bölünme devam ediyor. 16 hücreden 32 hücre, 32 hücreden 64 hücre. Bu şekilde gittikçe katlanarak devam ediyor. Ta ki bütün bu küçücük yapının her tarafı küçücük hücrelerle dolana kadar. Bir şeye dikkatinizi çekeyim. Bakın ilk hücre büyük. Bölündükçe hücrenin genel hacminde bir değişiklik var mı yumurtanın? Yok. Aynı hücre, aynı yumurta, aynı yumurta. Yumurta demeyeyim artık. Aynı embriyo. Düzeltiyorum. Yumurta demek çok yanlış oldu. Aynı zigot ya da aynı embriyo, aynı embriyo. Büyüklüğü aynı. Fakat içindeki blastositin büyüklüğü değişiyor. Gittikçe küçülüyor. Bakın buna göre, ilk seferine göre daha küçük oldu bir blastositin hacmi. Dolayısıyla toplam hacim değişmeden hücrelerin küçülmesi şeklinde oluyor şu aşamada. Hücreler gittikçe küçülüyor, gittikçe küçülüyor derken bütün şu zona pedusalanın içini küçük küçük hücre grupları dolduruyor. Her tarafını. Sonra bütün bu hücreler dışa doğru yerleşmeye başlıyor. Küre biçiminde ya, kürenin dışına doğru, dış çeperine doğru yerleşiyor. Yani ortayı boşaltıyor. Ortası boş olduğu zaman içerisi sıvıyla dolu. Yani boş dediğimizde havayla dolu değil. Bu boşluğa, yani içi sıvı dolu olan bu boşluğa blastosöl diyoruz. Yani bir küreyi düşünün. Önce her tarafında hücre vardı. İçi hücreyle doluydu. Ceviz gibi.
Ama sonra bütün hücreler kenara çekildi, dışa doğru çekildi ve ortası boş, sıvıyla dolu bir boşluk oluştu. Biz bu boşluğa blastosöl diyoruz. Yani şuradaki iç yapı. Blastosöldür şu kısım. Hücreler de kenardadır. Ama bu kenardaki hücrelere baktığımız zaman bir tarafta gruplaşma olur. Yani her tarafında normalde içi boş bir küre şeklinde ama bir tarafında bir tümsek meydana getirmiş oluyor. Ya da alt tarafında bir tümsek meydana getirmiş oluyor. Buradaki bu tümseklik önemli. Niye? Çünkü sinir hücrelerini oluşturacak hücreler bunlar. Bakın şu küçücük sinir hücrelerini oluşturacak hücrelere biz nöroektoderm hücreleri diyeceğiz. İleride, şimdi değil. Nöroektoderm hücreleri diyeceğiz. Evet, ayrıca embriyo kısmı da buradan oluşacak. Şimdi baktığımız zaman artık 5. güne gelip de baktığımız zaman iki tane hücre tabakası ayırt ediyoruz. Bu kutuplaşmış hücre kısmı, tamam mı? Kutuplaşmış olan hücre kısmı ki embriyonun kendisidir bu. Bir de dışındaki dışa taraf yönelmiş hücreler. Biz bu dıştaki hücrelere trofoblast diyoruz. Trofoblast. Tamam mı? İçteki hücreleri de embriyonik hücreler diyoruz. Sonra en dıştaki zar hala zona petüsula. Geldik mi 5. güne? Şimdi bundan sonrasına bakalım. Ha, bütün bu olaya, yani şunu da söyleyeyim. Bütün bu hücrelerin gittikçe bölünüp bölünüp küçülmesi olayına sıkışma diyoruz. Ne oluyor? Küçük bir hacme bir sürü hücre sıkışıyor. Yani compaction, compaction. Bakın şurada compaction, sıkışma olayı adını veriyoruz, tamam mı? Compaction, sıkışma. Onu da söylemiş olalım. Biraz daha bakayım. Atladığımız bir kısım olmasın diye bakıyorum. Evet. Şimdi buradaki hücreler dedik, içeriği boşlukta. Bu gerçek bir hücrenin görüntüsü, gerçek bir embriyonun görüntüsü. Dıştaki hücreler trofoblast, buradaki kutuplaşmış olan kısım da embriyo. Yani asıl bebeği oluşturan yapı burası. Bebek şu kadar şu an. Embriyo burası. Embriyoblast diyoruz. Şuradaki kutba embriyoblast, dışarıdaki hücreler trofoblast. İçerideki boşluk, sıvı dolu boşluk, blastosöl sıvısı. Evet, 6. güne geldiğimizde bunların nerede gerçekleştiğini söyleyelim. Bu da önemli. Şimdi ampulla kısmı, burası rahim. Rahimin tüpleri, rahim tüplerinden yani tuba uterinalardan ya da fallop tüplerinin kıvrılan kısmına ampulla diyoruz. Ampulla da döllenme oluyor. İlk iki blastomerli aşama, yani 1. gün ampullanın hemen ilerisinde devam ediyor. Sonra bakın 1. gün boyunca ampullada, tubalarda ilerlemeye devam ediyor. Daha sonra 3. güne geçtiğinizde artık yavaş yavaş uterusa inmiş oluyor. Marula olduğunda arkadaşlar artık uterusa girmiştir. Blastosöl uterusta oluşur 4. günde. Ve 6. güne geldiğimizde dışta trofoblastlar var. Şu hücre kümesi embriyoblast, burası blastosöl. Artık rahmin duvarına temas etmiştir. Değdiği, birleştiği nokta 6. günümüzdür. Tamam mı? Bu arada hücreler bölünmeye devam ediyor. Buradaki embriyonun kitlesi artıyor. Dıştaki trofoblastlar da sürekli bölünüyor. İşte bu noktada birazcık büyüme meydana geliyor. Hani şu ana kadar hiçbir büyüme yoktu ya. Yani şuradaki hücrenin hacmi ile buradaki hücrenin hacmi arasında hiçbir fark yoktu. 6. günden sonra artık yavaşça birazcık daha dışarıya doğru büyüme gerçekleşiyor. Ne zaman? Uterusun, rahmin endometriyumla temas ettiği anda. Yani şöyle söyleyebiliriz. İşte cinsel birleşme olduktan sonra spermin yumurtayı döllemesi için birkaç seçenek var. Öncesinde olabilir 48 saat, sonrasında olabilir 48 saat. O 2 günlük süreyi de dahil etmeniz gerekiyor bu aşamaya. Sonuçta döllenme meydana geldi. Bu 2 günlük aşama dediğim spermin yumurtayla buluşma aşaması. Tamam mı? Bu aşamanın dışında döllenme meydana geldikten sonra 6. günde rahme inip tutunur.
Tamam. Bu birinci hafta bu şekilde gerçekleşir. Bu arada yumurtalıkta, burası yumurtalık, ovaryum. Ovaryumda da corpus luteum oluşur. Corpus luteum bozulmaz. Hamilelik gerçekleşirse, yani şu gömülme olayı tamamlanırsa corpus luteum bozulmaz ve progesteron salgılamaya başlar. Hamileliğin devamını da buradan anlarız. Yani ilk progesteron yükselmesi hamileliğin işaretidir. Evet, biraz buraları geçiyorum artık. İşler yolunda gitmezse. Burayı anlatmadık. Kısmı geçtiğimiz için buna değinelim. İşler yolunda gitmezse ne olur? Mesela burası rahim. Uterusumuz, fallot tüpleri, yumurtalığımız, burası da karın duvarı, bağırsağımız, şurası bağırsağımız, burası da karın duvarı. Karın, yumurta olur da eskaza, tubalara değil de karın boşluğunda, yani karnın mezenterine tutunursa ve sperm de yumurtayı burada döllerse bebek burada gelişir. Peki devam edebilir mi? Hayır, gebelik devam edemez. Yumurta yine tutunur mu? Bu embriyo olur artık döllendikten sonra. Embriyo yine tutunur mu? Evet, karın duvarına tutunur. Ama gelişmeye devam eder. Gelişir, pardon düzeltiyorum. Gelişir ama hamileliğin sonuna ulaşamaz. Gelişir burada, bir bebek gibi büyümeye başlar. Büyür, 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 büyür. Ancak doğum gerçekleşmez, hamilelikte de ulaşmaz. Bebek büyüdükçe zaten diğer organlara zarar vereceği için mutlaka alınması gerekir. Zehir şey yapar yani, kişiyi zehirler halkın tabiriyle. Buna biz ektopik gebelik diyoruz. Ektopik gebelik. Evet, oluşan şekil bu olur. Bakın, bebek gelişmez diye şuradaki şeyi görüyor musunuz? Bu şey değil, şu bebeğin bacağı falan değil, öyle düşünmeyin. Bu normal ektopik gebelik mi? Bakayım. Tüplerde meydana gelen, şurada bir düzeltme de yapayım. Ektopik gebelik sadece karın duvarında meydana gelmez arkadaşlar. Bazen de burada döllenmiş olan yumurta rahme inmez. 6. gününde rahme iniyordu ya, pardon 4. gününde rahme geçiyordu. Geçmez, burada kalır, tüplerde kalır. Tüplerde gelişmeye başlar, tüpün duvarına tutunur. Tüpte gelişmeye başlar. Tüpte büyür mü? Evet büyür. Tüp biraz genişler büyür. İşte aşağıdaki görüntü onu gösteriyor. Buna da ektopik gebelik diyoruz. Yani rahmin dışındaki, uterusun dışındaki her nereye bebek tutunursa tutunsun bizim için ektopik gebeliktir. Asıl olan rahimle tutunması. Evet, burada şu kısım bebeğin bacağı gibi görebilirsiniz ama bunu, bu bebeğin bacağı değil. Tuba üterinalar, yani fallop tüpleri, tüplerin içerisinde gelişmiş bebek. Bakın şu bebek, şu yapıyı görüyor musunuz? Küçük, bu eli, bu bacakları, bu amniyon sıvısı olan küçük bebek bu. Tüplerde gelişmiş ve gelişimine devam edemez. Tamam mı? Kesinlikle gelişimine devam edemez. Evet, bağırsağın içinde gelişebilir. Değişik değişik durumlar. Bağırsağın içinde değil, kenarında, boşlukta gelişiyor burada gördüğünüz gibi. Hemen rahmin dışında, bağırsağın üzerinde. İkisinin yapıştığı yerde de gelişebiliyor. Sonuçta bebek ne kadar büyürse büyüsün, normal bir gebelik gibi görünürse görünsün, kesinlikle ve kesinlikle almak gerekir. Çoğul gebelikler, az önce çoğul gebelikleri söyledik. Ne oluyor? İkili blastomerin her biri bir hücre meydana getiriyor. Bir embriyo geliştiriyor. Bakın ikili blastomer, biri ayrı şey oluşturuyor yapı, diğeri de ayrı bir yapı oluşturuyor. O zaman rahme indiğinde bir tanesi bir tarafa tutunuyor, bir tanesi bir tarafa tutunuyor. Sonuç olarak ne gelişmiş oluyor? İkizler gelişmiş oluyor. İşte yapışık ikizler de bu şekilde gelişiyor. Bir tane şu şekilde de gelişebilir. Bakın bu da yapışık ikiz olabilir ama şunlar ayrı keseleri olduğu sürece ayrı gelişir. Şimdi keşke yüz yüze olsak da göstersem, bazen zorlanıyorum gerçekten bunları tarif etmekte. Ya da tek bir blastosöl, blastosit kisti oluşur. Fakat iki tane embriyonik kutup oluşur. Bakın görüyor musunuz? İki tane embriyonik kutup oluşur.
O zaman bunları besleyecek ayrı keseler olmadığı için bebekler yapışık olur. Bazen kafadan yapışık, bazen karından yapışık gibi. Şurada şekilleri var zaten yapışık ikizlerin. Bakalım sırttan yapışık olabilir, kafadan yapışıklar, alttan yapışıklar, popodan yapışıklar. Bütün şey parazit ikiz dediğimiz durum. Yani bir ikiz birinin vücuduna bağımlı. Burada gördüğünüz gibi sadece kafalar çift kafalı yapıyı. Her türlü yapışık ikizlik ve tek yumurta ikizliği bu şekilde gerçekleşir. İki tane blastositin ayrı embriyolar geliştirmesi nedeniyle. Evet, burada bir yapışık ikiz görüyoruz. Organlar ayrıysa ayrılabiliyor. Ama bakın burada dolaşım sistemi bir. Ayrılmasının imkanı yok. Tek bebek feda edilmesi lazım. Ya da bu şekilde hayatlarını sürdürürler. Burada dolaşım sistemi neredeyse bir gidiyor. Damarlar bir, ayırmak mümkün değil. Evet, burada da parazit ikiz. Yani ikiz oluşmuş ama tam oluşamamış öteki ikiz. Yarım kalmış. Dolayısıyla bu buradan ameliyat alındığı zaman bu bebek sağlıklı olarak büyür. Ama bu da bir canlı mı? Evet, beyin olmasa da sonuçta bu ayrı bir canlı. Evet, ikinci haftaya gelelim. Bu haftayla ilgili soracağınız sorular var mı? Her yapışık ikizde çift organ yok. Evet, yok. Kesinlikle yok. O artık embriyolojik gelişimin neresinde şey yaptıysa, ayrıldılarsa. İşte tek yumurta ikizlerinde ayrı ayrı organlar varsa gelişebiliyorlar. Ama kese önemli burada. Şurada gösteriyordu ya. Kese daha önemli. Eğer ayrı keseler oluşturmuşlarsa o zaman tamamen ayrı ikizler olabiliyorlar. Evet, dördüncü gün uterusa gelip altıncı gün gömülüyor. Hamilelik döneminde, şimdi çok küçük olduğu için hamilelik döneminde tabii ki belli oluyor ama ultrasonla bakılacak büyüklüğe ulaştığı zaman belli oluyor. Hamilelik döneminde belli oluyor yani kesinlikle. Genelde ikizleri çok normal doğumla doğurmayı tercih etmeseler de normal doğumla doğabilir tabii ki. Kişinin artık o biraz yapısına, bünyesine bağlı. Uterusa girmeden önce tüpler, fallot tüpleri ya da işte tubo uterinalar. Tüpler, evet, aynen öyle. Soruları bekliyorum. Yani çok nadir tabii ki. Çoğunluk sezaryenle alıyorlar genelde. Bebek küçükse doğabiliyor yani normal olarak. İkisi de küçükse, ki genelde yapışık ikizler de küçük oluyor ve miadından önce prematüre doğum oluyor. Evet, tek yumurta ikizleri bu embriyonik sürecin bundan sonraki dönemde, embriyolojik süreçte oluşuyor yani kesinlikle. Çift yumurta ikizleri de daha önceki dönemde oluşuyor. Yani şu gördüğümüz embriyolojik dönemde oluşanların hepsi tek yumurta ikizi. Bundan öncesi çift yumurta ikizi. Yani yumurtanın spermle döllenmesi vesaire aşamaları. Yani çok nadir olan bir şey kapsa zaten, yani hayalini de almadığını biliyorum ama çok nadir olan bir şey. Ameliyatla ayrılıp ayrılamaması ortak organlarına bağlı. Eğer hayati organları ortak değilse ayrılabiliyor. Mesela diyelim ki böbrekleri vesaire gibi, işte kalbi ya da az önce gördünüz ya, dolaşım sistemi tamamen ortak da onlar ayrılamaz mesela. Hayati organları çiftse ayrılabiliyor. Tekse ayrılamıyor. Evet, iki tane. Genelde şey yapıyorlar yani, hemen sezaryene alıyorlar, onu tercih etmiyorlar ama örnekleri yok mu? Tabii ki Hindistan gibi ülkelerde çift yumurta ikiz, yani tek yumurta ikizlerinde normal doğumla yapıldığı var. Yani hiç istisnası yok değil, aklınıza öyle getirmeyin. Tek yumurta
İki sperm bir yumurtayı döllüyor. Çift yumurtada. Tek yumurtada iki sperm döllemiyor. Hayır. Gökçe Nur, yanlış. Kesinlikle öyle değil. Bak, bir yumurta bir sperm var tek yumurtada. Başka bir şey yok. Bir yumurta bir sperm. İkisi de tek. Tek yumurtada her şey tek. Tamam mı? Tek yumurtada her şey tek. Öyle düşünün. Çift yumurtada bazen işte yumurta çift olabiliyor. Ya da sperm çift olabiliyor. Evet, bir hafta sonra sınav var diye görünüyor. Ayrı ayrı sormayacağım. Şeyle birlikte soracağım işte. Histolojiyle birlikte soracağım. Test şeklinde olacak zaten. Ona dahil ederiz. Şimdi diğer kısmı, ikinci haftaya geçiyorum. O zaman geçiyorum. Evet, gelelim ikinci haftada. İkinci haftada, şimdi birinci haftada hücre grubuna bakalım. Embriyonik hücre grubuna. Bir embriyoblastlar, iki trofoblastlar. Embriyoblast dediğimiz, şuradan göstereyim. İki tane hücre grubumuz var, unutmayın. Trofoblastlar, bir de embriyoblastlar. Tamam mı? Tabii ki normali şu. Trofoblast hücre grubu, dıştaki hücreler, kutup oluşturan embriyoblastlar. Tamam mı? Kutup oluşturan embriyoblastlar. Genelde arkadaşlar, uterusla rahim temas ettiği anda, dur şey aşağıdaki şekli göstereyim. Buraya kadar ki yumurta diyorum, embriyo rahme temas etti 6. gündeyiz. Buraya kadar embriyolojinin 1. haftasıydı. Şimdi gelelim 2. haftasına. Evet. Temas ettikten sonra mutlaka ve mutlaka gömülme embriyo tarafından olur. Bakın bunu unutmayın. Şu embriyo kısmı bu kısım. Bir önceki şekil olsaymış iyi olurmuş. Embriyo dediğimiz embriyoblast kısmı şu kısım. Dıştaki yeşilli hücreler trofoblastlar. Tamam mı? Trofoblastlar. İçteki boşluk blastosöl. 6. gününde temas ettiği kısım embriyonun olduğu kısımdan gömülmeye başlar. Ve dıştaki şu trofoblastlar, içteki trofoblastlar dıştaki trofoblastlara göre daha çok bölünür. Bölünerek bu şekilde uzantılar oluşturur. Bakın, dıştakiler bölünmüş mü? Burası da trofoblast ama bölünmemiş. Tek sıra halinde duruyor hala. Bölünüyor mu? Bölünüyor ama hacmini arttırıyor, büyüklüğünü arttırıyor. Bunlar gibi katmanlı katmanlı yapı oluşturmuyor. İşte bu tarafta rahmin duvarında, burası rahmin duvarı. Rahmin duvarında bölünen trofoblastlar artık sinsitio trofoblast adını alır. Bir daha söylüyorum. Embriyo gömüldükten sonra rahmin içinde kalan trofoblastlara sinsitio trofoblast denir. Diğer taraftakilere de sitotrofoblast denir. Trofoblastlarımız vardı. İkiye ayırıyoruz. Birincisi rahmin içine gömülen, daha çok bölünenler. Onlara sinsitio trofoblast diyoruz. Diğeri dış yüzeyde kalan, az bölünenler. Ona da sitotrofoblast diyoruz. Tamam mı? Trofoblastlar, sinsitio trofoblastlar, sitotrofoblastlar. Bir daha söylüyorum. Sinsitio trofoblastlar ve sitotrofoblastlar. Embriyonik tabakada embriyoblastımız vardı da ya, iki tabakaya ayrılıyor. Daha doğrusu dışa doğru bölünerek ikinci bir tabaka oluşturuyor. İçteki tabakaya epiblast, dıştaki tabakaya hipoblast adını veriyoruz. Tamam mı? Embriyoblast da iki tabakaya ayrılıyor. İçteki kısma epiblast, dıştaki kısma hipoblast adını veriyoruz. Bu oluşan ikili tabakaya da bilaminar tabaka diyoruz. Ne diyormuşuz? Bilaminar tabaka diyoruz. Ve bütün bunlar 7. günde meydana geliyor. Tamam mı? 7. günde. Şimdi burada yumurtanın rahmi tutunmasını sağlayan L-selektin isimli bir madde var. Bu trofoblastların uyarmasıyla endometrium tarafından salgılanıyor. İleride gösteriyor herhalde. Evet.
Maddemiz neymiş? L-selektin. Ne yapıyormuş? Trofoblastların uyarmasıyla uterus'taki maddeler tarafından salgılanıyor. Bakın. Şu bu rahim duvarımız olsun. Dur, ben de görmem lazım kendimi ki size gösterdiğimden emin olayım. Şimdi bu rahim duvarı olsun. Bu da bizim embriyomuz olsun. Embriyo temas ettiği anda buradaki sitotrofoblastların uyarmasıyla L-selektin isimli bir madde salgılanır. L-selektin endometriyumla yumurtanın birbirine, yumurta diyorum, embriyonun ve endometriyumun birbirine yapışmasını sağlar. L-selektin. Eğer bu maddeyi inhibe eden, bu maddenin inhibitörleri olursa yumurta yapışmadan düşer. Döllense bile, cinsel birleşme olsa bile, yumurta döllenmiş olsa bile. Eğer L-selektin yoksa embriyo düşer. Biz bunlara arkadaşlar şey diyoruz, bu L-selektinin oluşmasını önleyici haplara ertesi gün hapları diyoruz. Mutlaka duymuşsunuzdur. Hani bizim için önemli. Mesleğimizde de sık sık kullanacağımız bir durum. Ne oluyor? Birleşmeden bir hafta sonraya kadar alınabiliyor. Neden bir hafta sonraya kadar? Çünkü yumurtanın yapışmasını önlüyor. Hatta deniyor ki 3 hafta sonraya kadar da alınabilir. O zaman yumurta yapışmıyor mu? Gömülmüyor mu? Yapışıyor ve gömülüyor. Ama tutunması devam etmediği için bütün endometriyumla birlikte yumurta da aşağı düşmüş oluyor. Tamam mı? Yani bu ne oluyor? Aslında oluşmuş olan bir canlının ölmesi oluyor. Bakın bu önemli. Ertesi gün hapları dediğimiz bu haplar neyi sağlıyor? Birleşmeden sonra o yumurtanın tutunmasını ya önlüyor ya da tutulmuş, gömülmüşse bile tutunduğu dokuyla birlikte düşmesini sağlıyor. Yani kanamayı sağlıyor. Bu bir adet kanaması değil, biliyorsunuz. Haplar alındıktan sonra etki süresine bağlı olarak işte 4 gün ila bir hafta arasında bir kanama gerçekleşiyor. Bu aslında düşük kanaması. Yani aslında yumurta, bu alınan hap, ertesi gün hapları direkt olarak düşüğe neden oluyor. Bakın, canlı oluşmuş durumda. Tamam mı? Gerektirmiyor işte. Yani bazı durumlarda tabii ki şey yapıyor ama haplarla halloluyor. Gerektirmiyor bu durumda. Kürtajda da ayrı bir müdahale. Yani aslında hap kürtaja neden olmuş oluyor. Sizin şimdi 3 hafta dediğiniz olay daha farklı. Siz şimdi şeyi baz almanız lazım. Yani 3 hafta dediğiniz dönem bu fark ettiğiniz 3 hafta değil. İşte yumurtanın döllendiği andan itibaren ki kısım. Zaten 6 günü, bir haftası yapışmadan önce geçmiş oluyor. Tamam mı? Bir de zaten dediğim gibi o 3 haftanın bir haftası öncesinde geçmiş oluyor. Onu fark etmiyorsunuz bile. Süreme bakayım. Evet, bu L-selektin molekülü bizim için önemli. Evet. Sinsitio trofoblastlar 8. güne geldiğimizde daha çok bölünmüştür ve daha çok rahmin içlerine doğru ilerlemiştir. Hatta uç kısımdakiler artık o kadar fazla bölünmeye başlamıştır ki, hani hücre bölünmesinde iki hücre oluştuktan sonra çekirdek zarı yeniden oluşur, sonra hücre zarları yeniden oluşur ya, artık ona bile fırsat bulamıyor. O kadar hızlı bir bölünme olayı var ki, bakın, hücre zarları oluşmuyor bile. Sadece çekirdek zarları oluşuyor. İşte bu kısım, sinsitio trofoblastlar bu bölümdeyken artık iyice ilerlemiş oluyor. Bu da 8. günde meydana geliyor. Diğer sitotrofoblastlara bakalım. Sitotrofoblastlar hala böyle tek hücre halinde, tek tek takılıyorlar. Ama epiblasta bakacak olursak, epiblast arkadaşlar bölünerek biraz daha katmanını değil de genişliğini arttırıyor ve ortasında boşluk oluşuyor. Bakın, 8. günde, bu çok önemli. Epiblastın ortasında boşluk oluşuyor. Bu boşluğa ne diyoruz? Amniyotik boşluk. Amniyotik boşluk. İlk amniyon sıvısına dair kısım. İçindeki sıvıya da amniyotik sıvı diyoruz. Dışta ne oldu? Hala hipoblastlar var. Hipoblastlar da bölünüyor tabii ki. Artık
Buradaki blastosöl boşluğu görüyoruz. Hala blastosöl boşluğu sitosöle dönüşüyor. Blastosöl artık sitosöl diye adlandırılıyor. Sitotrofoblast ya. O yüzden sitosöl oldu. Keşke yüz yüze olsaydık. Evet, 9. güne gelelim. Ve 9. günde, 6. günde gömülmeye başladık. 9. günde tamamen gömülür embriyo. Tamamen gömülür. Artık dışarıdan baktığınızda embriyoyu göremezsiniz. Sadece ve sadece tam embriyonun karşı kutbunda bulunan ve embriyonun tamamen gömüldüğü yerde epitel hücreleri tahrip olmuştu ya burada. Bir bağ dokusundan oluşmuş bölge var. Buna biz koagülasyon plağı ya da koagülasyon tıkacı diyoruz. Çok zor fark edilebilir bakın. Bu da şeyde fark edilir. Mesela diyelim ki bu boyuttaki bir yumurtayı ultrasondan görmeniz mümkün değil. Gözle görülebilecek tek bir hücre kadar. Küçücük bir şey yani. Onu böyle gözle göremezsiniz. Adli ebelikte, adli tıp ebeliğinde fark edilir. Diyelim ki bir kişi şey oldu işte, öldü. Bunun rahim dokusunu inceleyerek, bu koagülasyon tıkacına bakarak hamile mi, işte bir cinsel birleşme geçirmiş mi, geçirmemiş mi anlaşılabiliyor. Buradan hatta hamile olduğu tespit edilirse bebeğin babası da tespit ediliyor şu noktadan sonra. Yani küçücük bir şeyden. Bebek şu an 9 günlük. 9 günlükken tamamen gömülme işlemi bitiyor. Sinsitio trofoblastların içerisinde boşluklar oluşuyor. Biz bu boşluklara lakün diyoruz. Aslında histolojideki bütün boşluklara lakün diyoruz. Bunu unutmayın. Bunlara da trofoblastik lakün diyoruz. Bunlar şu an boşluk ama içi havayla dolu değil, içi yine doku sıvısıyla dolu. Bu doku sıvısının kaynağı nedir? Sinsitio trofoblastlardan gelir bu doku sıvısının kaynağı. Tıpkı sinsitio trofoblastların sitoplazması gibi sitoplazmik özelliğe sahip sıvıyla dolu trofoblastik lakünlerdir bunlar. Evet, sitotrofoblastlar da gittikçe bölünür. Bakın hipoblasta bakın. Hipoblastta embriyonik kutba doğru, koagülasyon tıkacına doğru bölünerek ikinci bir hücre sırası oluşturmaya başlar. İkinci bir hücre sırası oluşturur. Buradaki boşluk hala amniyotik sıvı ve amnioblast yani amniyon sıvısıdır. Şuradaki yeni oluşan hücrelere 9. günde hipoblastların oluşturduğu sarı hücrelere Hazer membranı denir. Bir daha yazıyorum. Hazer membranı yazamıyorum maalesef. Sarı hücreler bakın yukarıya doğru bölünüp birbirlerini tamamlamaya başladılar. Buradaki hücrelere Hazer membranı diyoruz. Şuradaki boşluk sitosöldür hala. Ha, yumurtanın gerçek görünümünü göstermiş. Çok güzel, çok beğendim. Bakın gerçek büyüklüğü ne kadardır? Bir nokta kadardır. Görmeniz imkansız. Bütün bu olaylar nokta kadar küçücük bir alanda oluyor. Şudur gerçek görüntüsü, gerçek boyutu. Görmeniz mümkün değil yani. Evet. Ne? Keşke. Evet, yüz yüze değil mi? Kesinlikle bu kısımlar yüz yüze anlatılması gerekiyordu. Burada biraz ben bile yani şey yaptım. Zorlanıyorum yani. Bu da önemli bir konu aslında. Çok önemli bir konu şeyimiz açısından. Mesleğimiz açısından son derece önemli. Devam edeceğiz. Yapacağımız bir şey yok. Evet. Şimdi endometriyumun içerisindeyiz. Yani rahimin duvarının içindeyiz. Endometriyum dediğimiz kısım neresiydi? Unutmayın. Miyometriyum kas kısmı değil de bağ dokusunun ve epitel dokunun olduğu kısım. Bakın şunlar epitel doku, burası da bağ doku. Yani bütün bu olaylar annenin, rahminin bağ dokusunda gerçekleşiyor aslında. İşte bağ dokusu joker doku. Bebeği bile o geliştiriyor yani sonuçta. Evet, şimdi burası embriyoblastı. Mavi olanlar epiblast, sarı olanlar hipoblast. Sarı olan hipoblast hücreleri bölündü. Bütün iç yüzeyi kaplar hale geldi. Buna da Hazer membranı diyoruz. Hazer membranı tamamen iç yüzeyi kapladı. İçerideki kısım sitosöldü artık. Şimdi biz buna
Eksosolamik boşluk diyoruz bu içerideki kısma. Eksosolamik boşluk, bakın. Eksosolamik boşluk ya da primer yol kesesi ya da primer vitellus kesesi. 3 tane adı var gene. 3 tane isim veriyoruz. Eksosolamik boşluk, primer yol kesesi ya da primer vitellus kesesi diyoruz. Besin kesesini oluşturan kısım. İçteki kısım amniyon sıvısı, unutmayın. Küçük boşluk amniyon sıvısı, büyük boşluk yol kesesi ya da vitellus kesesi, primer. Evet, dıştaki açık mavili hücreler, stosoller, sitotrofoblastlar, yeşiller, sinsitiotrofoblastlar, yeşillerin arasındaki beyaz boşluklar, trofoblastik laküneler. Artık bebek büyüye büyüye bağ dokusundaki kan damarlarına yaklaştı. Bakın, kan damarlarına birleşmeye çok az kaldı. 9. gündeyiz. Ve embriyo kan damarlarına birleşmek üzere. Gerçek görüntüsünü görüyorsunuz. Bakın embriyonun gerçek görüntüsü. Gerçekten de böyle. Şu bebek işte. Epiblast ve hipoblastımız. Ekstrasolamik boşluğumuz. Sitotrofoblastlarımız. Hipoblasttan türeyen Hazar membranımız. Ve sinsitiotrofoblastlarımız, burası da bağ dokusu, annenin bağ dokusu. Anne ve bebek, bu kadar yakınlaştık artık. 11 ve 12. günlerin altta yazan kısmı vardı. Süremiz az kaldığı için bu kısma geliyorum. Evet, 10 ve 11. günlerde olan olay arkadaşlar, içerideki Hazar membranı gitti.